Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Sizlere bu videomda boğaz reflüsünün şan eğitimine olan etkilerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki reflü bir mide hastalığıdır. Reflünün kelime anlamı geri kaçış demektir. Ve gastroenteroloji hekimleri bu geri kaçışı şu şekilde açıklamakta. Midenin kendi içerisindeki asidik yapının, bu asidik yapıyı hem sıvı hem gaz olarak yani dumansı yapı olarak düşünebilirsiniz. Yemek borusundan kaçmasıyla oluşan durumdur. Fakat reflü, boğaz reflüsü bu asidik yapının boğazımıza kadar ulaşarak boğazımızdaki yumuşak dokuya zarar vermesiyle oluşan durumdur. Bu zarar verme kısmı kızarıklık, ödem ve şişlik olarak aslında oluşmakta ve bu durumda zaten farenjite neden olmaktadır. Yani mide asidinin yukarı fırlaması boğazınıza ulaşmasıyla farenjit kendiliğinden oluşan aslında bir hastalık diyebiliriz. Mide ve yemek borusu asit durumuna dayanıklı yapılardır. Ama boğazımızdaki bu yumuşak doku, yutak bölgesi, ses kaslarımız, yemek borusunun ilk girişi, işte bu yapılar küçük dilimiz de dahil olmak üzere bu yapılar yumuşak yapılardır ve daha hassas yapılardır. Ulaşan asit durumu buraya anında tepki olarak zarar vermektedir. Bu zarar sizde şu şekilde semptomlara neden olur. Mesela ses kısıklığınıza neden olur. Sesinizin çatallanmasına neden olur. Sesinizin kalitesinin düşmesine neden olur. Sesinizin volümünün özellikle daha henüz öğle vaktiyken sesinizin volümünün yorulmasına, düşmesine neden olur. Batışma hissine neden olur. Yutma zorluklarına neden olur. Yutarken sanki bir şey bir böyle tümseyin üzerinden geçiyormuşçasına bir takılma hissine neden olur. Kuru öksürüğe neden olur. Hatta geniz akıntısının da fazlalaşmasına, eğer yoksa da oluşmasına neden olur. Farenjitle beraber aslında komplike hale gelen boğaz reflüsü gerçekten şan eğitimi alan, şan eğitimi alacak olan kişilerin başının belası. Bu hastalıktan ben de zamanında müzdariptim. Çokça çektim, sesim çok kısıldı. Ve bunu tedavi etmek gerçekten disipline bakıyor. Şimdi ben hekim değilim. Size şöyle yapın, böyle yapın demek bana düşmez. Fakat bununla ilgili bazı püf noktaları var. Ve gerçekten bazı baharat ailesi var. Bu ailelerden, yani bu tür baharatlardan, içeceklerden uzak durursanız en azından midenizin asidini bir şekilde olsa dengelemiş olmanıza yardımcı olacaktır. Şunu unutmayın, biz diyafram bölgesini yoğun kullandığımız için, yani diyaframı gerçekten aktif bir şekilde sürekli mideye, yani yukarı havayı pompalamak için aktif bir şekilde kullandığımız için mideye diyafram bir baskı yapar. Neden? Çünkü kaburgalarımızla midemizi birbirinden ayıran bir kas yapısıydı, değil mi diyafram? Şu şekilde içeride duruyordu. Ve biz buraya nefes aldığımızda mideye bir baskı da bulunuruz. Ve bu baskı, bu güç midenin yemek borusuyla olan arasında bir kapakçık var, bir bağlantı var. O bağlantının zaman içerisinde gevşemesine neden olmakta. Bazı insanlar da bu şekilde sonuçlar doğuruyor. Ve haliyle midenin asidinin yukarı fırlaması daha kolaylaşıyor. Ben sizin yerinizde olsam, şan eğitimi alıyorsanız, şan okuyorsanız ya da okuyacaksanız, sesinizin hijyenine, kalitesine gerçekten ciddi anlamda önem veriyorsanız, bir kulak burun boğaz doktoruna gözükürüm. Onun haricinde eğer devam ettiğiniz bir reflü tedaviniz varsa asla yarım bırakmam. Onu devam ettiririm ve biliyorsunuz ki reflü bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir hastalık. Yani siz o nedenleri ortalıktan kaldırmazsanız eğer o hastalık da sona ermeyecektir. Bir diyet listesi oluyor. Bu diyet listesine en azından bir ayda olsa düzenli bir şekilde uyun. Ödemin
kızarıklığın ve şişliğin geçmesi 6 haftayı rahat bulmakta. Bu süreçte lütfen egzersiz yapmayın. Bence şarkı söylemeyin. Çokça fazla konuşmayın. Kendinizi daha sessize almaya çalışın. Çünkü oradaki yapının, oradaki dokunun iyileşmeye ihtiyacı var. Siz daha oradaki dokuyu güçlendirmeden, yenilenmeden bir de üzerine yük koyup, bir de üzerine force etmek, yani ittirerek oraya bir şeyler empoze etmeye çalıştığınızda var olan iyileşmede duracaktır. Kendi kendinizi baltalamayın derim. Ben neler yaptım? Ben nasıl kurtuldum? Birkaç maddeyle anlatmak isterim ama dediğim gibi ben hekim değilim. Sadece tavsiye vermek amacım. Öncelikle karnımı tıka basa doldurmuyorum. Tarçın ve karabiberden uzak duruyorum. Geri kalan diğer baharat grubundaki işte acı biberdir, pul biberdir falan. Bunları artık tabii ki hani yine bir reflü hastasının bence kullanmaması lazım ama tarçın ve karabiber gerçekten düşman. Yastığım daha dik kullanıyorum. Tam böyle düz bir yastık kullanmıyorum. Daha dik bir pozisyonda yatacak bir yastık kullanıyorum. Yatmadan evvel bir bardak, iki bardak fark etmez. Su içmiyorum. Yani midemi içeride hareketlendirecek bir aktivitede bulunmuyorum. Yatmadan önce yine, hep bakın farkındaysanız yatmadan önce diyorum. Yatmadan önce 2 saat, 3 saat midemi aç bırakıyorum. Tokken uyumamaya çalışıyorum. Hani şekerlemeler var ya o tokluğun üzerine, onu yapmıyorum. Süt ve süt ürünleri kişiye göre değişmekte. Eminim diyet listenizde yoktur. Bu konu birazcık kişiden kişiye değişkenlik göstermekte. Yine de doktorunuzun verdiği diyet listesine uymanızda fayda var. Başka neler diyebilirim? Çikolata gibi ürünlerin de aslında bu süreçte kullanılmaması söylenmekte. Ama bence yastık, yatmadan önce su içme, tarçın ve karabiber, karnınızı çok doyurmak ve çok tokken şarkı söylemek, yani tokken spor yapmak, yani diyaframı aktif kullanılacak herhangi bir aktivitede bulunmamak bence reflünün tetikleyen en başta gelen faktörler. Ben bunları yaptım ve tabii ki ilaç tedavisine devam ettim. Diyet listesine gerçekten çok uymuştum ve bazı şeyleri, ha bu arada sigara, alkolü hiç zaten bahsetmiyorum, onlar zaten yok. Ve bu anlattıklarımı da hala devam ettirmekteyim. Çay kahve tüketimini ben de yapıyorum fakat çok sınırlı. Ve karnım çok açken çay kahve, özellikle koyu kahve, koyu çay tüketmemeye çalışıyorum. Ha, bir de kafeinli içeceklerden özellikle yeşil çay ve kahve, kafein oranı çok fazla olduğu için aç karnına asla tüketmeyin. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Özellikle yeşil çay yani beni berbat ediyor mesela. Ama mideniz tokken, daha böyle açlık durumunuz orta halliyken açık bir şekilde içebilirsiniz diye düşünmekteyim. Ama dediğim gibi bunlar bende işe yarayan şeylerdi. Belki de size faydalı olmayacaktır. Diyet listenizdeki az çok benzer şeyleri söylediğimi düşünüyorum. Çünkü ben de aynısını yaparak hala yaşıyorum. Diyafram şan eğitiminin olmazsa olmazı. Fakat bence sesinizin sağlığı diyaframdan bir tık daha önemli. Ses sağlığınız yerinizde olmazsa eğitimin hiçbir anlamı yok. Umarım verdiğim bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Kanala hala abone olmadıysan abone olmadan bu videodan ayrılma. Birçok oynatma listesi var. İlk defa kanala denk geldiysen hoş geldin. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle diyorum o zaman. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz veya mail atabilirsiniz. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.